Mescid-i Aksa neresidir? Bu soru, yılların bitmek bilmeyen tartışması ve anlaşmazlığıdır. Mescid-i Aksa hakkında bilinen en yaygın yanlış, onun gri kubbeli kıble mescidi veya altın rengi kubbesiyle Kudüs'ün en dikkat çekici yapısı olan Kubbetü Sahra mescidi olduğu iddiasıdır. Gerçekte ise Mescid-i Aksa, her iki yapıyı içine alan ve içinde yaklaşık 70 tanesi Osmanlı dönemine ait 200 civarı tarihi eseri barındıran 144 bin metrekare alanın tamamıdır. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman zamanında bu alanın tamamı surlarla çevrilmiştir. Dolayısıyla bu alanın neresinde olursanız olun, bulunduğunuz yer Mescid-i Aksa'dır. Milattan sonra 70 yılında Titus kumandasındaki Roma ordusunun işgali sırasında hemen hemen tamamı yakılan Kudüs'le birlikte Süleyman Mabedi yani Mescid-i Aksa da yıkılmış, şehir Hadrian zamanında yeniden imar edilirken Süleyman Mabedi'nin yerine yani Mescid-i Aksa'nın yerine Jüpiter Tapınağı yapılmıştır. Konstantinos'un Hristiyanlığı kabulünden sonra bu tapınak yıkılmıştır. Dolayısıyla İsra mucizesinde Peygamber Efendimiz Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yaptığı yolculuk neticesinde orada bir mescit olarak bir yapı yoktu. Mescitten geriye kalan bazı kalıntıları vardı. Ancak bu durum bu mescidin kutsallığını yitirdiği anlamına gelmez. Çünkü bozulmamış tevhid dininde kutsal olan yapı değildir, mekandır. Bilakis kutsal Kabe'miz de zamanında yangın ve sel sularından dolayı tahrip olmuştur. Eğer yapı kutsal olsaydı, yapı olarak harabe olan Mescid-i Aksa'ya Peygamber Efendimiz kıble olarak yönelmezdi. Henüz Mekke fethedilmeden önce içi put dolu olan Kabe'ye kıble olarak yönünü dönmesi de benzer bir örnektir. Peygamberimizin Mekke'nin fethinden sonra ilk ezanın okunması için Bilal-i Habeşi'yi Kabe'nin çatısına çıkarması yapının kutsal olmadığının bir göstergesidir. Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan birkaç duvarından başka bir şey kalmayan Mescid-i Aksa'ya İsra yolculuğu gerçekleştirip buradan Miraç'a çıkması da yapıdan ziyade mekanın kutsal olduğunun örneğidir. Hali hazırda Yahudiler için kutsal olan Mescid-i Aksa, Peygamber Efendimizin buradan Miraç'a çıkması ile Müslümanlar için de kutsal olduğu teyit edilmiştir. Bunun Allah'ın bir iradesi olduğu, Peygamberimizin Miraç'a Mescid-i Haram'dan değil de Mescid-i Aksa'dan yapmış olması şüphesiz bunun bir kanıtıdır. Ayrıca Peygamber Efendimizin üç mescidi ziyaret edin buyurduğu üçüncü mescid, Mescid-i Aksa'dır. Bu emirle olsa gerek ki Halife Hazreti Ömer Kudüs'e yönelip burayı fetheder. Fetihten sonra ziyaret için Mescid-i Aksa'ya giden Hazreti Ömer buranın çöplük olarak kullanıldığını görünce derhal burayı temizletir ve kendisi de yardım eder. Daha sonra buraya dört duvar üzeri ağaç dallarıyla örtülü bir mescid yapmak ister. Bunu duyan bir Yahudi din adamı kurnazlığı ile Hazreti Ömer'e de bir öneride bulunur. Önerisi yapılacak olan mescidi kendilerinin de kıble kabul ettiği ve bir zamanlar Müslümanların da ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın içinde bulunan sahra taşının arkasına yapılmasını teklif eder. Böylece Müslümanlar bu mescitte Kabe'ye yöneldiklerinde aynı zamanda Yahudilerin de kıblesi olan sahra taşına yönelmiş olacaklardı. Ancak Hazreti Ömer bu öneriyi kabul etmedi ve mescidi sahra taşının hemen önüne yaptı. Böylece Müslümanlar yapılan mescitte Kabe'ye yöneldiklerinde sahra taşı arkalarında kaldı. Böylece Kudüs Müslümanların olmuş ve Mescid-i Aksa'nın temellerinin olduğu yerde küçük de olsa Müslümanların ziyaret ve ibadet edebilmesi için bir mescid yapılmış oldu. Hilafe-i Raşidin'den sonra yani 4 halifeden sonra hilafet Emevilere geçmişti. Ve Halife Abdülmelik bin Mervan, Hazreti Ömer'in yaptığı mescidi genişletip sahra taşını da içerisine alacak büyüklükte bir mescid yaptırdı. Bu mescidin en önemli özelliği İslam mimarisinin ilk kubbeli yapısı olmasıdır.
Ancak bu kubbe günümüzdeki haliyle değil, kurşundan dökülmedir. Böyle bir yapının yapılış nedeni, Sahra taşının Müslümanlarca da kutsal kabul edilip, bu taşın doğal şartlardan korunmak istenmesinin yanı sıra, büyüyen İslam medeniyetinin varlığını Kudüs'te hissettirmekti. Hazreti Ömer'in yapmış olduğu mescidin yerine yapılan bu büyük mescide Ömer Camii adı verildi. Ancak bu isimden ziyade içerisinde Sahra taşından dolayı bu yapı Kubbetüs Sahra olarak anıldı. Haçlı seferleri neticesinde Kudüs'ü ele geçiren Haçlılar Kubbetüs Sahra'yı kiliseye çevirmişlerdir. Daha sonra Salahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettikten sonra burayı kilise olmaktan çıkararak cami olarak ziyarete açmıştır. Bugünkü görünümüne ise Osmanlı padişahları tarafından birçok kez yapılan tamirat ve eklemelerle kavuşturulmuştur. Yüzündeki çiniler tamamen Osmanlı ürünüdür. Kubbe önceleri ahşaptır ve üstü kurşunla kaplıdır. Ancak daha sonra Kanuni Sultan Süleyman bu kubbeyi altın ile kaplatmıştır. Kubbe kasnağı ise çinilerle kaplıdır. Ve kasnak da İsra suresinden ayetlerin yer aldığı sülüs bir yazı kuşağı bulunmaktadır. Kufi yazının ilk örnekleri burada kullanılmıştır. Yazılar çin üzerine yazılmıştır. Sasani ve Bizans etkisini hissettiren süslemelerin detaylarında bitkisel motifler vardır. Kubbetüs Sahra içerisindeki Sahra taşına merdivenle inilmektedir. Bu taş rivayetlere göre dünyanın ortasında olduğu, Nuh'un gemisinin tufandan sonra onun üstünde oturduğu ve üzerinde İbrahim Aleyhisselam'ın kurban kestiği kabul edilir. Aynı zamanda Musa Aleyhisselam'ın kıblesidir. Süleyman Aleyhisselam mescidi yaptıktan sonra bu taşın üzerinde şükretti. Yahya Aleyhisselam'ın bu kaya üzerinde şehit edildi. İsa Aleyhisselam'ın ise bu kaya üzerinde çarmıha gerildi, rivayet edilir. İsra Miraç mucizesinde Peygamber Efendimizin bu taşın üzerine çıktığı, bu taşın üzerinde Peygamber Efendimizin ayak izlerinin olduğu zayıf ve uydurma hadislerde geçmektedir. Bu kayanın havada asılı kalması da aynı şekilde uydurmadır. Zira kayanın içerisine giren kayanın havada duruyormuş izlemini edindiği için bu taşa muallak taşı yani asılı taş demişlerdir. Sosyal medyalarda sıkça karşılaştığımız havada duran taş resimleri bu taş olmayıp tamamen sahtedir. Zira bu taş açık alanda bulunmayıp Kubbetüs Sahra'nın içerisindedir. Bu taş ise kesinlikle havada değildir. Günümüzde İsrail Devleti Süleyman Mabedi'nin temelleri üzerinde bulunan Kubbetüs Sahra ve Kıble Mescidi gibi bu yapıları başka bir yere tahliye ederek ya da imha ederek eski mabedin orijinal şekliyle yeniden inşa edilmesini arzulamaktadır. Bunun mümkün olmadığını bildikleri için Süleyman Aleyhisselam'ın ahit sandığını korumak için yapmış olduğu bu mescidin olduğu yerde kutsal ahit sandığını arama bahanesi ile Mescid-i Aksa'nın temellerinde bazı kazı çalışmaları yapmaktadırlar. Böylece hali hazırda tadilatına izin vermedikleri mescidin kendiliğinden yıkılmasını beklemektedirler. Netice olarak Mescid-i Aksa Allah'ın Davud Aleyhisselam'a emredip Süleyman Aleyhisselam'ın başlayıp tamamladığı mescidin kendisidir. Bu mekanı Musa'ya kıble tayin ettikten sonra Davud Aleyhisselam'a ve Süleyman Aleyhisselam'a da buraya mescit yaptırarak bu mekanın kutsal olduğunu ilan eden Allah-u Teala Resulünü buradan Miraç'a yükselterek Müslümanlar için de kutsal olduğunu ilan etmiştir. Böylece burası Harem-i Şerif olarak kıyamete kadar kutsal kalacaktır.